Şerefen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Böyle orta kanatlı bir ipim var. 3 numarada şiş kullanıyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde hazırladığınız ilmekleri ayarlayıp 2 tane de ilmek ilave etmeniz lazım. Şu anda ben 14 ilmeğimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. 4 model için 14 ilmek attım. İlk sırayı arka taraftan ters örerek başlıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı arka yüzden ters olarak tamamladım. Örgümün ön tarafındayım ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Önce bir tane ilmek doluyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 2 ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar önce bir ilmek doluyorum. Sonra bir ilmek örmeden atlatıyorum. Ve 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir tane örmeden 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. 3. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Burada dolayarak örmeden atlattığımız ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu 2 ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şu anda 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir ilmek dolayarak atlattığımız ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra örmeden atlattığım bu 2 ilmeğimi örgümün arka tarafına alıyorum. Ve ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi örmeden atlattığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Arkasındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeklerimi örgümün arka tarafına alıyorum. Bu 2 ilmeği birlikte düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. İki ilmeği düz örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmeği, iki ilmeğimizi örgümüzün arkasına alıyoruz ve ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Sayımızı tekrar 3 taneye böylece düşürmüş oluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün tekrar arka tarafındayım. 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeğimi örgümün arka tarafından diğer ilmeklerimin arkasına alıyorum. Ve ters örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi örgümün arka tarafından sona geçiriyorum ve ters olarak örüyorum.
Son 3 ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. Bunu baştan da değiştirerek örebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay ilerleyecektir. Şimdi örgümün ön tarafına geçtiğim zaman aynı işlemleri tekrarlamaya başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar örgümün arkasındayım. İki ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra ters ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Üzerine dolayarak örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu iki ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Örmeden atlattığım iki ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve örgümün ön yüzünden bu örmeden atlattığım ilmeğimi arka tarafa geçiriyorum. İkisini birlikte düz örerek bir taneye düşürüyorum. Dolayarak burada ön yüzde ilmek artırmıştık. Burada keserek tekrar eski sayısına getirmiş oluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım, ipimi ön tarafa geçiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmeğimi örgümün arkasına geçiriyorum. Sonra ters örüyorum. Bu şekilde yer değiştirerek İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeği ters örüyoruz. Bu arada çok fazla martı sesi var. Videoya geliyor mu bilmiyorum. Değişik bir ötme şekli var. Bilmeyenler bu ses ne diye düşünebilirler. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. 3,5 numaralı şiş ile ördüm bu küçük parçamı. Örgümüzün görünümü bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğiniz videoların altında beğen tuşuna basmayı, destek vermeyi unutmayın. Burası da örgümün arka yüzü. Başlangıcında herhangi bir lastik kullanmadım. Gördüğünüz gibi kıvrılma yapmadı. Ama dilerseniz lastik üzerine yapabilirsiniz. Lastik olarak kullanabilir miyim şeklinde sonradan sorular gelebiliyor. Dekor amaçlı lastik yerine kullanabilirsiniz ama normalde lastik kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu model lastik olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Gene de bir normal bir lastik kullanmanızı öneririm. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.